Yeni Walking Dead oyunu Walking Dead Destiny'nin yaklaşan sürümü onaylanmış çıkış tarihi ve yeni fragmanı ile büyük bir ilgi çekiyor. Bugün sizlerle bu videoda bunu incelemek istiyorum. Özellikle de düşündüğümüzde çiftlikte ikinci sezonda Carl'ın erken ölümü veya Rick'in artık bir zombi olarak diziye devam etmesi ya da Daryl'ın kardeşi Merle'ün serinin başında binanın terasında mahsur kalmak yerine kurtarıldığı senaryoları bir düşünün. Bu değişiklikler kesinlikle bir domino etkisi yaratarak yeni senaryoların ortaya çıkmasına ve belki de valinin farklı bir hikayede yer almasa neden olabilirdi. İşte bu yeni tartışmalı ve aynı zamanda da benzersiz inanılmaz derecede merak uyandıran konsept Walking Dead Destiny'de her bir hikayeyi yeniden canlandırmamıza olanak sağlayacak. Yeni başlayanlar ve ilk defa bu oyunu duyanlar da olabilir her ne kadar kanalımda sizlerle bunu incelemiş olsam da ve pek çok detayı aktarmış olsam da Walking Dead Destiny, Walking Dead'in bilgisayar, PlayStation ve diğer platforma gelen ilk sürümü olacak. Bu oyunda serideki tanıdık karakterleri kontrol etmek yerine hikayenin kaderini yeniden şekillendirme gücüne sahip olacaksınız. Ağustos ayında Kasım ayında yayınlanacağını ima eden ve çeşitli hikaye değişikliklerini açıklayan ilk duyuruyu almıştık. Bu oyunla ilgili en çok dikkat çeken şey mesela ya Shane Rick'i ikinci sezonda öldürmüş olsaydı sorusuna cevap verebilecek olması. Walking Dead'teki önemli anların tam tersi olduğunu düşündüğümüzde bu dinamikleri ve hikayenin gidişatını nasıl değiştirirdi sorularını aslında bu oyunla birlikte cevap alacağız. Özellikle de bunlar Walking Dead hayranlarının her zaman ilgisini çekmiş olan türden sorular ve artık Böylelikle de bu soruları Walking Dead Destiny'de de inceleyebileceğiz. Çıkış tarihini doğrulayan resmi bir fragman çıktı ve çok yakın bir zamanda yayınlanacak gibi görünüyor. Fragman Rick'in komadan uyandığı hastaneden başlayarak detaylı bir şekilde inceleniyor. Daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama mesela Rick'in hastane deneyimini keşfetme şansına sahip olacağız. Rick'in hayatta kalıp kalmayacağına veya farklı bir yola mı gideceğine karar verirken zombilerle savaşabilecek ve düşmanlarla yüzleşebileceğiz. Mesela bu yayınlanan yeni fragmandaki ilginç anlardan biri ikinci sezonun ilk günlerinden bir saat sahne olan Karlın ahırın önünde kurşun yarası ile karşı karşıya kaldığı sahne. Bu olay Atlanta'dan ayrıldıktan sonra meydana gelmiş ve Karlın hayatta kalması veya farklı bir kaderle karşılaşması bizim seçimimiz olacak. Bunun yanı sıra Walking Dead Destiny hakkında ana eleştiriler aslında biraz da oyunun oynanış biçimine odaklanıyor. Oyun konsol veya bilgisayar oyunlarından ziyade mobil cihazlara daha uygun gibi görünmesi biraz bu noktada eleştirilere maruz kalmış. Fragmanda oynanış kalitesinde büyük bir gelişme görmüyoruz ama genel konsept her her şey rağmen hala ilgi çekici. örnek olarak Rick'in Karlı kurtardığı ve Carl'ın kurşun yarasından sonra Hershel'in çiftliğiyle karşılaştığı sahneyi ele alalım. Burada kaynaklara sadık kalıyor olsa da grafik kalitesinde iyileştirme ihtiyaç var gibi görünüyor. Oyunun geliştirme stüdyosunun üst düzey grafikler için gereken kaynaklara sanki sahip değilmiş gibi bir izlenim uyandırdığını söyleyebiliriz. Ama fragmanda ilginç anlar da var. Mesela Hershel önceki fragmanlarda onaylanmayan bir görünüm sergiliyor. Ayrıca oyunda Carl'ın kaderinin farklı olabileceği ve bunun onun erken ölümüne yol açabileceği ortaya çıkıyor. Bu özellikle Carl'ın o aşamada hikayeye sınırlı etkisi olduğu düşünüldüğünde bu önemli karakterin erken ölümünün hikayeye nasıl etki edeceği hakkında soruları gündeme getiriyor. Walking Dead 10. sezonunda bile verilen her kararın hikayeye yansıyan sonuçları olduğunu göstermişti. Örneğin Rick ve Carl'ın yaşadığı ahır olayı 2. sezonun sonunda nasıl bir değişikliğe uğrayacak bunu görmek istiyoruz. Yayınlanan bu fragman ilk fragmanda vurgulanan Rick ve Shane'in hayatta kalma seçeneğini tekrar ele alıyor. Oyuncular Rick'in şeyinin ortadan kaldırılmasını, Stotiko'yu korumasını veya şeyinin iki öldürmesini tercih edebilir. Bu da şeyinin lider olduğu tamamen farklı bir grup dinamine yol açacaktır. En dikkat çekici olan şey ise zombi Rick versiyon olasılığı. Bu oyuncuların Rick'i bir zombi olarak ilk kez görebilecekleri anlamına geliyor ve bu benzersiz değişikliğin hikayeyi nasıl etkileyebileceği konusunda soruları gündeme getiriyor. Özellikle de Rick'in bir zombi olarak geri dönüp bu gruba tehdit oluşturduğunu hayal ettiğimizde farklı bir potansiyelle karşı karşıya kalabiliriz. Fragmanda ayrıca diziden ikonik çizgiler de var. Mesela bazı karakter modelleri özellikle de Maggie gibi daha az dikkat çekici görünüyor. Dizide doğum sırasında yaşanan Lorelei'nin hayatta kalma olasılığı. Bu değişiklik Lorelei'nin devam eden varlığının hikayeyi nasıl etkileyebileceği sorusunu gündeme getiriyor. Bu tarzdaki değişiklikler oyuncuların aslında yapacak olduğu bütün seçimlerinin geniş kapsamlı sonuçları üzerinde düşünmeleri gerektiğini ortaya çıkarabilir. Mesela bu oyunla ilgili daha fazla ayrıntı inmemiz gerekirse örneğin şeyin hapishanede hayatta kaldı. Hissal kurtarmak ve onu hayatta tutmak için orada olabilirdi ve bu da ilginç bir hikayeyle karşı karşıya kalmamıza sebep olurdu. Bir sonraki önemli nokta ise kendi ekibimizi oluşturma özgürlüğü. Bu özellik oyuna derinlik ve ilgi katıyor. Şöyle düşünün Shane, Daryl ve Carl gibi karakterlerle birlikte dike karşı çıkıyor. Oynanış görüntüleri bazı görsel eksikliklere rağmen bilmiyorum belki daha düşük FPS nedeniyle olabilir. Bu anlamda izleyiciler tarafından takip edilmeye devam ediyor. t gibi karakterlerin dönüşü ve hikayeyi değiştirme potansiyeli ilginç bir unsur Özellikle şeyinin çift kenarındaki sahnesi hikayede dramatik değişiklikler için büyük bir fırsat sunuyor gibi görünüyor. Bunun yanı sıra oyuna vali gibi onaylanmış bir karakterin eklenmesi dikkat çekici. Özellikle hapsedildiği sırada anlatıya karmaşıklık katıyor ve tabii ki Glenn gibi tanıdık yüzlerin de geri dönmesi heyecan verici olacaktır. Yapılan seçimler gerçekten hikayeyi etkileyebilir ve sonuçları oyun boyunca yankılanabilir. Fragman büyük bir sürprizle sona eriyor. Daryl'ın kardeşi Merle beklenmedik bir değişimle sahnede Rick Merle'i çatıda mahsur bırakmak yerine Tizel'i t dokun geçtiği anlaşılıyor. Bu değişiklik t dokun Merlin bir alternatif versiyonu dönüşmesine, kendi elini keserek kaçmasına ve sonunda Merlin'in grubuna katılmasına yol açıyor. Bu da oyuncuların yapabileceği anlatı değişiklikleri kapsamını gösteriyor. Bunlar sadece Volkinde Destiny tarafından sunulan hikayeyi değiştirme olasılıklarından birkaçı. Keşfedilecek ve denenecek pek çok şey var. Oyunun çıkış tarihi hızla yaklaşıyor ve dijital sürüm 17 Kasım'da piyasaya sürülecek. Ama özellikle ilk başta PlayStation dışındaki platformlarda ne zaman yayınlanacağı konusunda belirsiz sizlik bulunuyor. Oyunun hafif yapısı göz önüne alındığında PC sürümünün de mümkün olabileceğini söylemek mümkün. Beni en çok heyecanlandıran şey kesinlikle Walking Dead hayranlarının farklı hikayeleri ve olasılıkları deneme fırsatına sahip olacak olmaları. Örneğin Rick'in hala hayatta olduğu ama farklı koşullara ve kararlara tabi olduğu bir hikayenin nasıl gelişeceğini merak ederdim. Ayrıca farklı karakterlerin değişikliklere uğradığı alternatif senaryoları keşfetmek kesinlikle dört gözle beklediğim şeylerden biri. Rick ve Shane arasındaki merkezi dinamiğe odaklanmış olabiliriz. Her ne kadar bu oyun Aklımıza gelince bizler biraz Rick ve Shane odaklanıyor gibi gözüksekti. Aslında bu bir oyun ve pek çok parçası söz konusu ve Rick ve Shane sadece küçük birer parçaları. Son olarak fragmanın içerdiği görsel hatalara rağmen çıkışı için heyecanlıyım. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Walking Dead Destiny evrenindeki en son güncellemeleri takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.